Ya biz Cumhuriyet'in 100. yılına tarihi 2023 olan bir anayasayla girme hakkına sahip değil miyiz? Burada tamamen milli egemenliğin halk iradesiyle kullanıldığı bir sistem kuracak şekilde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini geliştirecek şekilde, örneğin kanun kararname ayrımını netleştirecek şekilde, örneğin meclise ilişkin belki başka bazı yetkiler tanımlayacak şekilde yeni bir anayasal konsept üzerinden yürümemiz gerekiyor. Ben Türkiye'nin yeni anayasa gündeminin olağan gündem olduğunu, aktüel gündemden bağımsız olduğunu, her dönem geçerli gündem olduğunu düşünüyorum, ona inanıyorum. Ve Türkiye nihayetinde sivil, demokratik, daha özgürlükçü ve daha kuşatıcı bir yeni anayasaya kavuşmalı diyorum. Ben 40 yaşındayım, 40 yıldır aynı şeyi duyuyorum ama hiç yapılamadı Mehmet Bey, niye? Birikim bu, birikim. 87'de başladı, hatırlayın siz 87'de çocuktunuz belki. Evet. 82 anayasasından sonra ilk değişiklik 87'de başladı. Ben gençtim işte, 22 yaşındaydım, hukuk fakültesini bitirmiştim, avukat stajyeriydim. O tarihten itibaren yeni sivil anayasa çalışmalarının içerisindeyim. Bu zorlu bir mücadele, bu büyük bir mücadele. Ama biz öyle bir birikim oluşturduk ki, şimdi ben umut ediyorum ki önümüzde 2023 seçimlerinde meclis aritmetiği aynı zamanda yeni anayasayı yapabilecek bir şekilde oluşacak. Belki birçok parti yeni anayasa konusunda mutabakat sağlayacak ve el birliğiyle bu ülkeye hakikaten 21. yüzyıla layık dört başı mamur bir anayasa kazandıracağız. Umarım. Yani anayasayı değiştirilebilmesi anlamında umarım, yoksa ben hangi partinin kaç oy alacağı ile ilgili bir umut ya da bir beklenti taşımıyorum ama bu bahsettiğiniz sivil, Türkiye'ye demokratik bir anayasa, daha özgürlükçü ve kuşatıcı. Hangi parti, hangi ideoloji olursa olsun herkesin ortak hayali ama her ne hikmetse bu hayal bir türlü de gerçek olamıyor. Şimdi böyle yaklaşıldı. Bence yaklaşıldı. Bu birikim, siyasal süreçler, toplumsal süreçler belli bir birikim oluşturduktan sonra nitelik dönüşüme uğrar. Bu nicel nitel ilişkisidir. Şimdi Türkiye'de bu yeni anayasa ihtiyacı öyle güçlü bir birikim oluşturdu ki bundan sonraki sosyal siyasal dinamikler bu birikimi yeni bir niteliğe dönüştürecek diye umuyorum ve öngörüyorum. Dolayısıyla 2023 meclisimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında oluşturulacak meclisinde bu iradeyi göstereceğine canı gönülden inanıyorum. AK Parti içinden de sizin bu %50+1 meselesiyle ilgili bahsettiğiniz cümlelere itirazlar var. Bunun Cumhurbaşkanı kurulmuş bir tuzak olduğunu söyleyen partiden bazı isimler olduğunu yazıyor izleyicilerimiz. Oradaki itirazlara ne diyorsunuz? Yani parti içinden sizinle aynı fikirde olmayan seslere... Olmak zorunda değil. AK Parti geniş bir parti. Ben şu anda AK Parti üyesi değilim. Ama aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nı benim için çok kıymetli olan bir ülke liderliği pozisyonuna layık bir insanın danışmanlığını yapıyorum. Cumhur İttifakı meselesini son derece önemsiyorum. Ama bu çok geniş bir demokrasi koalisyonu. Çok farklı görüşen olması normal. Ama o görüşleri ileri sürenler bence hata yapıyorlar. Seçim. Mesele şu. Mesele Türkiye'nin mi ihtiyacı yoksa bir siyasi mecranın mı ihtiyacı? 50+1'li halkın sorunu yoktur. Halk birinci ya da ikinci turda Cumhurbaşkanı'nı seçer. Ya birinci turda bir adaya %50'den fazla oy verir. Ya da iki aday ikinci tura kalır. Onlardan birini seçer. Bu halk için külfet değildir. Halk için hatta seçenek çokluğudur. Halkın seçme özgürlüğünü geliştirmek anlamına gelir. Eğer bir siyasi mecra 50+1'le münakaşa ediyorsa o kendi siyasi mecrasının geleceğiyle ilgili bir kaygıya düşüyordur. Benim ise kaygım tamamen Türkiye'dir. Türkiye'nin siyasi istikrarı ve sosyolojik istikrarı için bu kadar önemli, sistemin omurgası olan bir maddeyi, çoğulculuğun hakikaten güvencesi olan bir maddeyi sırf bir siyasi mecranın içinde yer alan, bazı temsil alanında yer alan kişilerin kendi ajandaları sebebiyle eleştirmesinin çok kıymetli olduğunu düşünmüyorum. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Sayın Uçum'la programın son bölümünü yapacağız. Sorular var, onları da soracağım. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mehmet Uçum. Seçimlerin ertelenmesi, erken seçimler gibi böyle sürekli, şimdi Twitter'da falan da yazıyorlar. Seçimlerin ertelenmesi gibi bir planlama, bir hazırlık bir şey var mı? Yok canım, o nereden çıktı? Şu an bizim anayasada ancak savaş halinde seçimler meclis kararıyla bir sene ertelenebilir. Yani bunu isteyenler Türkiye'nin savaşa mı girmesini istiyor? Anlamadım. Umarım istemiyorlardır. Umarım istemiyorlardır.
Bakın erken seçim tartışmasında da 24 Haziran'dan sonra başladılar erken seçim, erken seçim, erken seçim. Bir kere sistemsel olarak bu sistemde erken seçim değil, seçimlerin yenilenmesi diye bir kavram var. Tabii zamandan önce bir seçim kararı meclis ya da cumhurbaşkanı verirse o da erken seçim olur yani. Bunun sonucu bu. Ama o zaman da söyledik. Bu sistemde seçimlerin zamandan önce yapılması ancak çok istisnai durumlarda söz konusu olabilir. Ne demek o? Çünkü cumhurbaşkanı karar verirse dönemini kısaltmış oluyor. Hele bir cumhurbaşkanı ikinci döneminde bu kararı verirse bir daha da aday olamıyor. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanının ileride bunlar gündeme gelecektir muhtemelen. Seçimlerin yenilenmesi kararı verebilmesi için ülkede devletin işleyişi açısından ciddi bir tıkanıklığın olması ve halkın hakemliğine başvurma zorunluluğunun ortaya çıkması lazım. Meclis karar verirse 360 milletvekiliyle vermesi gerekir. Aynı zamanda milletvekilleri dönemlerini azaltmış olacaklar. Sonra yeniden seçilme riskleri cumhurbaşkanı gibi onlarda da olacak. Dolayısıyla bu sistem, başkanlık sisteminin en önemli özelliği şu. İstikrarlı ve uzun süreli, yani 5 yıllık hükümet oluşturma kapasitesi. Sistem önlem olarak bir de seçimlerin yenilenme mekanizması kurmuş. Bu da bir öngörüdür. Bu ABD'de yok mesela. Bizim özgün yanlarımızdan biridir başkanlık sisteminin. Eğer ileride böyle bir tıkanıklık olursa tekrar halkın hakemliğine gitmek gibi bir imkan da var. Seçimlerin ertelenmesi meselesi de savaş halinde olur. Bugün seçimlerin ertelenmesi kurgularını yapanlar hakikaten Türkiye'nin iyiliğini düşünenler değil. Herhalde Türkiye bir savaşa girsin, seçimler ertelensin demek Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. Ve böyle bir plan da yok, böyle bir ajanda da yok. Şimdi 100 bine yakın insan Covid nedeniyle bu açık cezaevlerinden çıktı. Ve şimdi 31 Mayıs'ta o durum neticeleniyor. İnsanlar da yazıyorlar. Yeni bir çalışma var mı? Özellikle bu Covid nedeniyle açık cezaevlerinden çıkarılan insanların yeniden cezaevine dönmemeleriyle ilgili bir kısmi af çıkarılma planlaması var mı? O af değil de şöyle, Adalet Bakanlığımızın, yani yürütme tarafından söylüyorum tabii. Yani yürütme bazı ihtiyaçları tespit ediyor. Ama nihayet karar meclisindir. Adalet Bakanlığımızın bu açık cezaevinden izinli olanlarla ilgili bir hazırlığı vardı, bir taslak çalışması vardı. İnfazının tamamlanmasına bir yıl ya da iki yıl kalanlarla ilgili bir denetimli serbestlik mekanizmasına yönelik bir hazırlık yaptı Adalet Bakanlığımız. Bu 6. paketin içerisinde olacaktı. Bu şu anda mecliste. AK Parti grubu bunu çalışıyor bildiğim kadarıyla. Sonra Cumhur İttifakı ile çalışacaklar. Adalet Bakanlığı'nın bizim de Hukuk Politikaları Kurulu olarak destek verdiğimiz bir öneriydi. Sonuçta meclis grupları bu öneriyi dikkate alırlarsa 31 Mayıs'tan önce bu konuda bir yasal düzenleme beklenebilir. Ama kesin olarak olacak mı olmayacak mı bir şey diyemem. Yani yürütme tarafı buna ilişkin hazırlık yaptı, önerisini de sundu. Ama top mecliste, meclis bunu değerlendirecektir. Genelde hep böyle işte Cumhuriyet'in 10. yılında, 75. yılında, 100. yılında böyle genel aflar konuşuluyor olur. 2023'te de böyle bir beklenti, böyle bir gündem olacak mı? Çünkü beklenti var anladığım kadarıyla hem hükümlülerden hem yakınlarından. Ama hükümetin böyle bir planlaması var mı? Sizlerin böyle bir gündeminiz 100. yıla dair ajandanızda var mı? Bizim gündemimizde yok. Yani hükümet tarafında, kabine tarafında, Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı çerçevesinde böyle bir değerlendirme var mı şu anda bilmiyorum. Ama biliyorsunuz af yetkisi meclistedir. Evet. 2023 seçimlerinin nasıl gerçekleşeceği, meclis harf metninin nasıl oluşacağı, o günkü toplumsal siyasal koşullar, o günkü toplumsal taleplerin nasıl oluşacağına göre 2023'te bunun gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Cumhuriyet'in 100. yılı ve adli suçlarla ilgili bir değerlendirmeyi meclisimiz yapabilir. Yani bu hiç yapılamaz da denemez, illa yapılabilir de denemez ama bu değerlendirme meclisimiz tarafından yapılır diye düşünüyorum. Ayrıca biz yeni bir infaz hukuku sistemi geliştirdik zaten. O infaz hukukunun yapısını bozmayacak, belki onu geliştirecek düzenlemelerle de belki 2023'te sonuçları af etkisini doğuran farklı düzenlemeler de olabilir. Çünkü af başka bir şey, infaz hukuku değişikliği başka bir şey. Bu işin uzmanları ne demek istediğimi bilir. Program bitti. Öyle mi? Ya size çok teşekkür ederim. Şöyle teşekkür ederim. Ben yani genelde bir gazeteci olarak en çok şeyden şikayet ederim. Sorularımıza cevap alamamaktan,
muhataplarına bir türlü bizim yaptığımız iş aracılık. Biz okuyucularımızın, izleyicilerimizin sorularını, sorunlarını dile getiriyoruz, anlatıyoruz ama ben son dönemde işte ulaşamadığım bakanlara, ulaşamadığım danışmanlara, vatandaş adına sorduğumuz soruları alamadığımız cevaplardan yakınırdım. Bugün bütün soruları sordum size. Yani benim sorularımı sordum. Artı izleyicilerimizin de birçok sorularını sordum. Dolayısıyla çok soru sorabildiğimiz bir program oldu. Gazetecilik mesleği adına teşekkür ederim. Çok bunlara sağ olun. Çok cevap sağ olun verdiğiniz için. Çünkü sizinle ilgili özel soruları da sordum, iddiaları da sordum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İlerleyen dönemlerde sizi Türkiye'de adalet meselesiyle, yargı meselesiyle, hukukla ilgili, diğer güncel konularla ilgili tekrar sorularımıza cevap vermeye de her zaman davet ederiz. Memnuniyetle. Ama bugünkü program için dediğim gibi kendi adıma teşekkür etmek durumundayım. Çok sağ olun. Bu sorulara bu kadar açık ve bunların hepsine cevap verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Program bitti. Önümüzdeki hafta Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu konuğumuz. Ondan sonraki haftada Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ. Ondan sonra da Haziran. Bakalım. Hoşçakalın.